Saygıdeğer izleyenler, bir seçenler, seçilenler programıyla daha siz saygıdeğer izleyicilerimizle beraberiz. Bugün 22 Mart 2022 Salı. Saatlerimiz yanılmıyorsam 14-10 gibi. Programımıza başlıyoruz. Ünye'den ülke geneline, insanlarımıza, özellikle de evlat sahibi insanlarımıza atfen, çocuklarımızla ilgili kaba bir dünyada nasıl saygılı çocuklar yetiştirebiliriz sorusuna uzmanlarımızla cevap arayacağız. Programı yaptığımız alanı tanıtayım önce, sonra konuklarımıza geleceğim. Saygıdeğer izleyenler, Gurbetteki Ünyeliler bilir. Ünye'nin Devrent mevkiinden denizle iç içe bir alandan sizlere bugün hitap edeceğiz. Konumuz çocuklarımızın gelişimi, değişimi. Konuklarımız, iki tane denizimiz var burada. Birinin ön ismi Osman olmasına rağmen Osman Deniz Şafak. Osman Deniz Şafak eski Ünye Sabancı Çocuk Yuvası Müdürü. Daha sonra biraz sivri olduğu için ülke genelinde görev yapmadığı yer bırakmadı. Aile psikolojisi ve sağlıklı yaşam terapisti Osman Deniz Şafak. Bir diğer konuğumuz Ünye'mizin yetiştirdiği değerli şahsiyetlerden spor adamı Orhan İhtiyaroğlu kardeşimizin kızı Deniz İhtiyaroğlu. Deniz İhtiyaroğlu sosyal hizmet uzmanı, saygıdeğer izleyenler. Biz kendilerini kısa ve öz olarak tanıttıktan sonra ben ve benim gibi düşünerek yaşayan tüm insanlar dünyanın iki tür canlısından kadınlara, dişi canlılara ayrı bir özen ve önem gösterir. Özen verir, önem gösterir. Biz de programımızda ilk sorumuzu sosyal hizmet uzmanımız Deniz İhtiyaroğlu'na soracağız. Önce Deniz İhtiyaroğlu kimdir? Nereyi bitirmiştir? Hizmet uzmanı, sosyal hizmet uzmanı olarak hoş geldiniz Deniz kızım. Hoş bulduk Ahmet. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Siz benim de ilk defa bayan konuklar çok aldım ama bu çocuk sorunları, ebeveyn ilişkileri konusunda siz Osman hocamın bana sürprizi oldunuz. Mutlu oldum. Arkadaşımın evladı olarak da sizi tanımaktan sevindiğimi söylüyorum. Siz Deniz İhtiyaroğlu olarak kendinizi bir anlatır mısınız? Tabii, ben Deniz İhtiyaroğlu. İstanbul Gelişim Üniversitesi İngilizce Bölümü Sosyal Hizmet Uzmanıyım. Sosyal hizmetler mezunuyum. Sosyal hizmet uzmanıyım. Bu konularda sizlere biraz da olsa katkı vermeye geldim buraya. Evet. Biz de size teşekkür ediyoruz. Osman Deniz Şafak kardeşimizi görev yaptığı yerlerdeki iletişim içinde olan çocuklar ve aileleri tanıdığı gibi Ünye'nin yetiştirdiği evlat olarak da Ünyeliler tanıyor ama biz yine de Osman Deniz Şafak kardeşimizden kısa ve öz olarak kendisini anlatmasını isteyelim. Aynı zamanda müzisyen Osman Deniz kardeşimiz. Buyurun Osman hocam. Bir önemi daha unuttunuz. Buyurun, onu da söyleyeyim. İkisi de evet, Osman hocamın bir özelliği daha var. Teknik direktör diyelim biz, spor adamı. Evet. Ben Ünye doğumluyum. İlk orta tahsilimi burada yaptım. Yüksek tahsili Ankara Gazi Eğitim Fakültesini bitirdim. Ondan sonra bir okullarda görev yaptım. Biliyorsunuz gerisini, Sabancı Çocuk Yuvası ve oradan da
çeşitli illerde görev yaptım. Ülkenin muhtelif yörelerinde. Evet. Doğu'da da yaptınız mı hocam? Doğu'da yapmadım. Yapmadınız. Yani yapmak isterdim ama yapamadım. Kısmet olur. Her yeri yetişemeyebilirsiniz. Onun bir anısı var. Ben Doğu'ya gittim, Urfa'ya. Öyle mi? Urfa'ya gittim ama o arada ben top oynarken abim beni Samsun Spor'a götürdü. Dediler ki bizim altyapıda kalsın. O arada tayinim çıktı. Ben gittim, Samsun Spor kaza yaptı. Kimseye bir şey söylemedi. O dönem miydi? Ben de o kaza yapınca Urfa'da da kalmadım. Burada Karadeniz Türk Dolu tesislerine müdür olmuştum. Teşekkür ederiz. Saygıdeğer izleyenler, ilk sözü Deniz İhtiyaroğlu, sosyal hizmet uzmanına soralım. Evet. Çocuklardaki dikkat eksikliğinin beslenme ile ilgisi nedir Sayın Hocam? Buradan girebilirsiniz konuya. Tabii, çocuklarda dikkat eksikliği beslenme ile ilişkisi var. Şu şekilde, bu konuda yapılan araştırmalara göre aşırı şekerli gıdalar tüketen çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktiviteyi tetiklediği, hatta daha kötüye götürdüğü bulunmuştur. Bu sebeple bizler şöyle tavsiyeler veriyoruz. Çocuklara aşırı şekerli gıdalardan aslında uzak tutmalıyız. Yani bu durum çocukların dikkat eksikliğini hem tetikliyor hem de daha kötüye götürüyor. Evet. Ben isterseniz şöyle bir kısaca bahsedeyim. Sonra diğer sorunlardan buyurun, bahsedeyim. Buyurun. Şöyle dikkat eksikliği. Önce açabilirsiniz. Evet, aynen. Açayım önce. Dikkat eksikliği ve hiperaktif bozukluklar. Aslında biz bunlara bir de dikkat dağınıklığını eklememiz gerekiyor. Biz halk olarak dikkat eksikliği ile dikkat dağınıklığını aynı şey olarak biliyoruz. Aslında farklı konular. Dikkat dağınıklığı hem çocuklarda görülüyor hem de yetişkin bireylerde görülüyor. Şöyle oluyor dikkat dağınıklığı. Bir konuya konsantre olamıyorlar. Bir işte uzun süreli çalışamıyorlar. Dikkat dağınıklığı olan kişiler karşısında konuşan kişilere kendini verip o konuya hakim olamıyorlar maalesef ki. Dikkat eksikliği ise bu davranışları gösteren hiperaktif bozukluğu olan çocuklarda görüyoruz biz bu durumu. İlaçlı ve ilaçsız tedavilerimiz mümkün. Son zamanlarda aslında sıkça duyduğumuz SASSmart yöntemi var. Müzik eşliğinde yapılan bir terapi. Biz çocuklardan çok güzel geri dönüşler alıyoruz bu terapiler sonucunda. Şöyle belirtilerinden bahsedeyim ben bir kısaca. Buyurun hocam. Bir işe, bir konuya motive olamıyor bu bireyler. Asıl meşgul olması gereken konulardan uzaklaşıyorlar. Göz temasları çok az oluyor. Hatta hiç göz teması kuramıyorlar. Sakarlık, sürekli hareket halinde oluyorlar. Çocuklar için şöyle oluyor. Çocuk ders çalışırken bir anda dersten kalkıp oyuna yönelebiliyor. Yani geçiş çok hızlı oluyor çocuklarda. Anlatılan durumu duymuyorlar. Unutkanlıkları çok fazla oluyor. Sorumluluklardan kaçma gibi göze çarpan durumları vardır. Peki neden oluyor bu durum? Bu durum şöyle, iki faktörümüz var. Birinci faktör kalıtsal faktörler, ikinci faktör de çevresel faktörler. Kalıtsal faktörler şöyle, çocuğun ebeveynlerinden anne ya da baba herhangi birinde eğer bu durum söz konusuysa çocukta da %20, %54 bu durum olma olasılığı ortaya çıkıyor. Aynen. Çevresel faktörler de şöyle oluyor, direkt olarak etki etmiyor. Çocuk eğer bu duruma genetik olarak yatkınlığı varsa tetikliyor bu durumu. Bu şekilde genel bahsettiğim. Bu anlattığınız sadece okulda mı yoksa aile içinde de bu söyleyileriniz geçerli evet, mi? Her yerde geçerli. Her yerde çok dikkat etmemiz gerekiyor. Anne baba da evde öğretmen nitekim. Tabii zaten anne babalarımız çok önemli çocuklar için. Oraya bir katkıda ben yapayım. Evet. Babalar doğumdan önce madde bağımlıysa, içki sigarayı çok içiyorsa, yani güzel, bunlar iyi. Kumar oynuyorsa, bilmem, yani bunlara benzer dağınık bir yaşam sistemi varsa o karnındaki çocuğa etki ediyor. Demin de bahsetti ya, fazla enerjik besinler. Bunlar hep bilgisiz aile olduğu için mutlaka çocuk
doğumundan önce, aile çocuk bakımından önce mutlaka bilir kişilere gelmesi gerekiyor. Evet. Dikkat dağılımında da şöyle diyeyim, hepimizde olur, bizler de dahil. Yorgun olursunuz, bir şeyinizi unutursunuz, aklınıza gelmez. Yani oraya odaklanmıyorsun çünkü başka yerde uğraştığınız için. Dikkat eksikliğinde de şu var, söyledi bilmiyorum ama nörolojik bir hastalıktır. Evet. Yani kandan, çünkü, genden gelen mi? Tabii annelerde tiroid bezlerini kontrol ettirmesi lazım. Bir de nörolojik hastalık, yani onunla birlikte paslaşarak çalışırız. Çünkü hiperaktif olduğu için çocuk, işte sağ alt beyin, sol üst beynin, evet, dengesizliği. Yani böyle bir katkıda bulunacağız. Evet. Diğer sorunuz olabilirim. Hocam, size gelmeden evvela size bir nefes aldıralım. Tamam. Deniz Şafak hocama sormak istiyorum. Aile psikolojisi ve sağlıklı yaşam terapisti Deniz hocam. Anne babanın çocuğu ile iletişim zorluğu çekmesinin sebeplerini kısa ve öz olarak kamuoyuyla paylaşabilir misiniz? Onu da söyleyeyim, bir başlık da söyleyeyim. Buyurun hocam. Bu söz konusu durum, anne babanın geçmişindeki iletişim zayıflığı da var. Yani, bunları açarsanız seviniriz hocam. Yani, İnsanlarımızın anlayacağı dilden söyleyelim. Yani kendi ailesinden aldığını devam ettirebiliyor. Herhangi bir değişim göstermedikten sonra. Yani zayıf iletişim sağlıksız aileyi neden oluyor. Zayıf sağlıksız iletişim. Aile dediğim ama fiziksel şey gelmesin aklınıza. Yani, yani davranış bozukluğu, zihindeki davranış bozuklukları çocuğa aksıyor. Evde olan herhangi bir tartışma, anne babayla arasında olan tartışmada kavgasal durum oluyorsa çocuk kenara çekilir, yalnızlığa çeker kendini, bir odaya kapatır. Yani bunlar hep bilinçsiz aile diyelim. Tamam tamam. Yani, Türkçe söyleyin efendim. Alınan aile. Üzerine alınan alınsın. Yani alınsın. Gayemiz bu son yıllarda genellikle idarecilerden kaynaklı olarak, üslup sertliğinden kaynaklı olarak kabalaşan dünyada saygılı çocuk yetiştirmenin zorluğuna temas etmek istiyoruz. Hakikaten üstüne basa basa söylüyorum. Bugün ülkede çocuklarımız, geleceğimizin umudu dediğimiz çocuklarımız, çocukluklarını yaşayamamışlarsa sebepleri kesinlikle idarecilerdir. İdareci derken mesela örnek... Siz açabilirsiniz tabii ki, buyurun. Doktorlarımız bir yemin eder. Buyurun. Param da olmasa öncelikle insan. Ben bazen sana da demişimdir. Yok. Arkadaşlara diyorum, eğer karşısında davranış bozukluğu olup da ben bunu düzeltirim diyorsan parayı gözetme. Bir insanı ortaya getirdiğin zaman topluma yeni bir birey kazanıyor. Ondan çoğalıyor. Kesinlikle. Bunu ben şöyle diyeceğim. Yeni idareciye geleceğim. Evet. Kadınlarımız kendi değişimlerini tamamlarlarsa, yani kadın bilirse bütün çağ bilir. Ama erkek bilirse sadece öğrenir. Şimdi konuyu başka yerlere getireceğim. Kadınlarımızın niye böyle üstünde baskı var? Getir hocam, getir, getir. Yani fazla açmadan getireyim. Tamam. Kadınlarımızın üstünde erkek egemen topluluğu getirmiş olduğu var, törelerin getirmiş olduğu var. Hatta dini de katalım, öğrensinler. Ben şey demiyorum, İyi öğrensinler. Bu tabuyu yıkmanın yolunu da söyleyin hocam. Bu tabuyu yıkmanın yolu, dediğim gibi, kadınlarımızın biraz daha, tabii bu sadece kadınlarımıza kalmıyor, devletin de eğitim planında yer alması gereken. Ben öğretmezsem, biliyorsun kaç yeri. Rica ederim, rica ederim. Ben
ne görev aldıysam, yani benim yapmam gereken görev neyse, bana ne milletvekili engel olabilir, ne cumhurbaşkanı engel olabilir. Olamamalı zaten. Ben, buradaki çocuklar eğitilecekse, hep beraber orada personelimizle birlikte ne yapılması gerekiyorsa biz toplantılar yapıyoruz. Çünkü oradaki şey çıktığı zaman ne dendi? Sabancı Çocuk Yuvası işte bilgi yarışmasında ikinci oldu. Veya bilmem hepimizin katkısı. Çünkü o çocuk öğrendiyse bana yaklaşıyor biliyor musun? Kesinlikle. Gerçekten de parçalanmış aileden geliyor bunlar. Yani. Orada katilin çocuğu var, ne bileyim kumarcının çocuğu var, madde bağımlı çocuklar var. Bunları eğitmek çok kolay değil. Çocuk işte dedim ya demin evde babası annesini döverek susturuyor. O doğruyu böyle sanıyor. Yuvada da öyle. Arkadaşına yetişinemedim. Tekme hiç acıma duygusu yoktur. Bunları eğitiyoruz. Bunları eğittiğin zaman ortaya gelen şeyi kendini görürsün. Ben gördüm. Benim telefonlarımda. Şimdi sen o kurumların idareciliğini yaptın. Yıllar yılı. Ben sizi hem Ünye'nin bir evladı olarak hem de Sabancı Çocuk Yuvası'ndaki müdürlüğünüzden tanıyorum. Nasıl buradan tayin edildiğinizi de en iyi bilen basın mensuplarından biriyim ben. Sadece Ünye'den, Ordu'dan gönderilmekle kalmadınız. Gittiğiniz yerlerde de sizinle mücadele ettiler. Halbuki ne büyük yanlış. Hür bırakacaksın. Bunu söylerken hür bırakmak demek isteyen istediği gibi davranması demek değildir. Onun da bir sorumluluğu var. Ona da bir sınırı çizersin, şey yaparsın. Sizin döneminizde Sabancı Çocuk Yuvası'ndaki aktiviteleri biz görüyorduk. Sizden sonra oraya biat edenleri getirdiler. O zaman durum değişti. Acınası haller geldi. Suçlamayalım ama... Görevlerini yapsınlar yani ben şey demiyorum. Belki benim karakter yapım böyleydi. Haksız da şey yapamadım, aldığım parayı da hak etmek istiyordum. Bak ben erkek emekli oldum. Maaşım daha yüksek olurdu. Bunlara neden oldular. Ben Tekirdağ'da bazılarının görevden el çektirdiğimde beni Artvin'e sürmüş nedenleri şu. Verilen görevi yapmıyor. Ve ne oldu biliyor musunuz? Mahkemeye 6 yıl geri gittiğim zaman 90'ın üstünde puan verdi. Hakim dedi ki beni mahkemeye verenleri, siz dedi bir yanlışlık yapıyorsunuz dedi. Müdür bey dedi, eğer görev yapmama isteği olmasa neden buna 6 yıl peş peşe 90'ın üstünde puan verilmiş ve de bir derece bir kademe de ek verilmiş. Yani. Şimdi ben bu dereceyi kademeyi almak için yapmıyorum. Oraya gittiğim zaman ne yapmam gerektiğiydi. Yani insan yetiştirme parayla olmuyor. Parayla olmaz yani. Siz bir yetiştirin. Bakın Samsun'daki çocuklar arar, işte gitar öğrenmiştir, futbol öğrenmiştir. Ama bunun yanısı bu sosyal etkinlik bana yardımcı oluyor onlara ne yapmam gerektiği için. Evet. Babası da öyle. O spor etkinliklerinde çocukların şeyini biliyor. Arada bir yardıma gidiyorum ben zaten. Paslaşıyoruz yani. Ha, şeye gelelim. Anne babalar eğitimlerini tamamlasınlar. Ha bu çocuk anne babaların şu da var. Tabii işe gidiyorlar. Anne de işe gidiyor, baba da işe gidiyor. Çocuk evde yalnız kalıyor. Veya kreşe veriyorlar. Şimdi bana diyeceksiniz orada kreş doğru mu değil mi? Belli bir süre çocuk anneyle kalmalı. Yani belli bir süre kalmalı. Annenin yerini devletin en şefkatli öğretmeni siz müdürleri de olsa tutmuyor değil mi hocam? Hatta o konuyla ilgili şu. Buyurun. Çocuklar bize getiriyorlar anne baba. Yani niye getiriyorsunuz diyorum. Bakamıyoruz. Sizin yanınızda kalsın. Biz size iaşe bedellerini veririz diye geri döndürüyoruz. Ama anne baba da dedi, bize bir haftada iki defa, bir defa gelsin ki nasıl davranılacakları öğrenirsin. Tabii yani öğrenciyi okula bırakıp
ya da evden arabaya servise verip göndermek değil, oradaki durumunu da uzaktan kesinlikle takip etmektir. Yani onu kendi kaderiyle baş başa bırakmayacaksınız. Uzaktan takip et. Direkt baskı yapmak yerine takip et. Akşam eve geldiğinde sorularınla zaten onun nasıl gün geçirdiğini öğrenirsin. Orada ne yapmak gerektiğini de söyleyeceğim. Bekliyoruz. Eğer sağlıksız bir ailede iletişim zorluğu çeken çocuklar yetiştirilme tarzını yanlış yerde şey yapıyorlarsa, kuruyorsa ya evlilik terapisine gitsinler evlenmeden önce, yani bizlere, ya da avukattan kart viziti alsınlar, sonucu öyle değerlendirir. Ve onların normalde bitmez sonuç. İşte cahil diyeyim, hadi bilinçsiz diyorum, şiddet olur, ne bileyim öldürüm olur, öldürme olur. Kendi aralarındaki durumu hallederler ama çocuk hayata idam edecek ondan sonra. Yani. Yani biz devlette şunu söylüyoruz. En küçük kurum ailedir devlette. En büyüğü de devlettir. Devletin temel taşı aile tabii. Devletin şeyiyse, çocuklarıysa bize görevimizde herkes ne yapılacağını bilir. Bize o şekilde sahip çıksın. Bilirkişiler raporunu insan hakları doğrultusunda hazırladığımızda hani bize karşı çıkmasınlar. İnsan, ben dünyaya insan, yani Türkiye'yi genelde diyorum, insan ve insan haklarına sahip çıkan bir ülke olarak tanınmasını isterim. Bunun diğer kısmını da devlet halletsin, ekonomik kısmını. İşin özü de zaten hocam, insanların ve insan dostu canlıların ve alemin yaratıcısı Yüce Allah. Yüce Allah'ın akıl vererek yarattığı insan, dili, dini, ırkı ve rengi ne olursa olsun dünyanın her yerinde insandır. İnsan onur ve gururuna yakışır biçimde huzur ve güven içerisinde yaşama hakkına sahiptir. Neden? Yüce Allah yarattığı bütün canlılara, insanlar başta olmak üzere en kutsal hak olarak yaşam hakkını vermiştir. Hiçbir Allah kulunun, ölümlü kulun yaşam hakkına müdahale etme hakkı yok. Gerek din adına, gerekse ilim irfan adına. Yok. Ama ne yazık ki bazıları kendilerine şey biçiyorlar, görev biçiyorlar, insanları perişan ediyorlar. Ha, onların inancına göre ben onların inancına göre diyorum. İnandıkları Allah'ın işine ortak oluyorlar. O zaman kendileri bilir. Ben kesinlikle adına... Yüce Allah zaten yaratır ve yarattığı hiçbir kuluna karışmaz. Niye karışmaz? Akıl vermiştir sermaye olarak. Bir de tıkandıkları yerde açıp okusunlar diye insanlık adına indirdiği kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir rehber olarak. Ona bakacak, ona göre yaşayacaksın. Ne istersen de Yüce Allah'tan isteyeceksin. Allah öyle diyor. Bana ait tüm kusurlarınızla gelin ama Deniz İhtiyaroğlu ile Deniz Şafak kardeşimizin hakkıyla gelmeyin. Karışmam diyor. Karışmadığının açık göstergesidir bunlar. Evet hocam. Önce insan haklarına. Ondan sonra neye inanabiliyorsanız inanın. Tabii. Yani inanmak çok kolaydır. Yani ne kadar kolaydır? İnanırsın, onun kuralları belli. Yasaklarına uyarsın. Ödül olarak verilecek şeylere uyarsın. Eğer onu onun için yapıyorsan insanlığa geçmemişsin demektir. Zaten önce İyi ve güzel ahlaklı, vicdanlı insan olacaksın. Şunu da söyleyeyim. Buyurun. Deniz Hanım'a diyorum. Buyurun. En iyi öğrenme yöntemi bir konuda merak, okuma, araştırma, sorgulama, gözlemleme, değerlendirme. Bu dünyamızda çok, ama bu çok zor. Bu çok zor olan şeyi seçmek için de işte bu işe başladı. Her şeyin doğrusunu bilmek gerekiyor. Yani doğruyu bildikten sonra şeye dönemezsin artık.
yanlışa gidemezsin, rahatsız edersin. Gidemezsin, gidemezsin. Bundan sonra diğer konuya gelmeden, yani hani çocuklar nasıl bir davranışı gösterirler. Evet yani hocam. Bu şeylerde iletişimde. Buyurun. Deniz Hanım'dan sonra da ben saygıdeğer izleyenler, Deniz Hanım'a geçmeden evvela konuklarımın içerisinde hem spor adamı hem de müzisyen kardeşimizden siz saygıdeğer velilerimizi, insanlarımızı, öğretmenlerimizi, ebeveynleri sıkmamak adına bir müzik arası verelim diyorum. Bu arada da saygıdeğer yönetmenimiz Alev Yiğit Yılmaz'dan da hocam şarkısını seslendirirken Devrent mevkii dedik. Devrent mevkiini kamerasıyla bizleri de kapsam dışına bırakarak gösterirse müzik esnasında kendisine de minnettar oluruz. Alev Hanım, yönetmenimiz. Evet, siz. Welcome to GLR Tech Music. Nasıl gidiyor Deniz Hanım? Canlı yayınımız sürüyor. Müzik var şimdi. Onu açabilirseniz iyi olur. Deniz Bey, biraz şuraya gelebilir misiniz? Tamam. Tamam. Tamam, onlar oradan yapsın. Biz de üşüyeceğiz. Olsun olsun, 5 dakika üşüyelim, fark etmiyor. Tamam. Thank you.
Benim yarım çok köfte, her adım atışında kalbim alıyor kalbi. Her adım atışında kalbim alıyor kalbi. Kız seni sahilde gördüm, yandım annem yandım. Edasına nazına kandım annem kandım. Denilerin dümeni, ünlünün gözleri. Çok hoşuma gidiyor, gel yanıma öp beni. Biraz şey yapar. Ses biraz geçmedi. Ne dedim? Evet. Saygıdeğer izleyenler, Osman hocamıza teşekkür ediyoruz. Ünye ile ilgili bir eserini ilk kez kendi evinde daha önceleri seslendirmiştir ama bugün bizim programımızda sergiledi. Biraz kendisine teşekkür ediyoruz. Ufak tefek aksaklıklarımız için Ünye ve ülke kamuoyundan da özür diliyoruz tabii. Evet, saygıdeğer izleyenler, seçenler, seçilenler konuşuyor programımızın ikinci bölümüne Deniz İhtiyaroğlu sosyal hizmet uzmanı kızımızla devam edeceğiz. Nasıl buldunuz programı diyelim, sonra sorumuza gelelim. Çok güzel. İlk defa sizinle belki bir TV programı yapıyorsunuz, evet. Biz de yapıyoruz. İlk defa. Çok önemli, ülkemizin, insanımızın geleceği umudu olan çocuklarımızın, bu yetkililerin her geçen gün kabalaştırdığı zorbalıklarla yönettiği ülkede, Ünye'de ve dünyada güzel çocuk, saygılı çocuk, geleceğini bilerek yaşayan çocuk yetiştirmek hakikaten zor. Bu sohbet üzerine size soruyoruz. Sevgili hocam, çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktif bozukluğu olan ebeveynlere, ailelere sizlerin uzman olarak iyi çocuk yetiştirme konusunda önerileriniz nelerdir? Özetlerseniz seviniriz hocam. Şimdi aslında benim ailelere ilk ve en önemli önerim çocuklarımızın bu durum, dikkat eksikliği ve hiperaktif bozukluğun çocuklarımızın karakteriyle alakalı değil de biyolojik bir sorun ile uğraştığımızın biz farkında olmalıyız. Yani çocuğumuzu bunun için yargılamamalıyız. Bu çocuğun karakteri değil, biyolojik bir biyolojik bir uğraş veriyoruz aslında bu durumda çocuklarla. Eğer hastalığın başındaysak bir psikologdan yardım almamız bizim için iyi olacak. Psikolog zaten bizi yönlendirecek ilaçlı veya ilaçsız tedavi için. Eğer ilaçsız tedavi ise psikolog eşliğinde terapiler yapıyoruz çocuğumuza. Ama eğer ilaçlı tedaviye karar verirsek psikologumuz çocuğumuzu psikiyatriye yönlendiriyor. Bizler ne yapabiliriz? Aileler, evlerimizde, çocuğumuzla iletişimimizde, profesyonelliği de daha kendimiz ne yapabiliriz? Çocuklarımızla çok konuşup onlara çok fazla öğüt vermemeliyiz aslında. Ona fıkralar anlatabiliriz, espri yapabiliriz. En önemli şeylerden biri çocuklarımızı sosyal etkinliklere yönlendirmeliyiz. Çocuklar için sosyal etkinlikler çok önemli. Çocuklar bir işi başardığında onu evet takdir etmeliyiz. Ama çocuğumuz bir şeyi başaramazsa da onu aşağılamamalıyız. Bu konuda onu daha çok motive etmeliyiz aslında.
Çocuğumuza verdiğimiz ödüller aslında çok önemli. Verdiğimiz ödüller yaptığı başarılıyla alakalı olmalı. Yani zıt şeyler değil. Başarısı neyse ödülü de ona uygun olmalı. Ve son olarak çocuğumuza yardımcı olmalıyız bu konularda. Yoksa çocuğumuzu kaybederiz. Çocuklar bizim için çok önemli. Bu konuda onlara yardım edemezsek maalesef ki çocuklarımızı kaybederiz. Biz hep çocukların hiperaktifliğinden bahsettik. Deniz Şafak hocamız da ailenin yetişme tarzına da vurgu yaptı. Ailenin, ebeveynlerin kendilerinde bu hiperaktiflik varsa onlar için de inanıyorum öneriniz yine çocuklar için gönderdiğiniz. Yani profesyonel bir yardım almaları gerekiyor, psikoloğa başvurmaları gerekiyor. İlaçlı, ilaçsız tedavi hangisi uygunsa ona yönlendirecektir psikolog zaten onu. Buyur hocam. Genelde katkı yapacaksınız herhalde. Erken yaşta başlıyor bu. Artık anne babalarda geçmiş oluyor. Aynen tabii. Genelde bir yani çocuk yaşlarda önlem alamazsa biter ya. Peki hocam. Şimdilik size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Programımızın son bölümüne denk geldik. İkinci Deniz olan Deniz Şafak hocamıza soralım. İletişim eksikliği olan çocuk ne yapar, nasıl davranır sevgili hocam? Nasıl davranır? Mesela diyelim ki günü dışarıda geçirir, eve geç gelir. Eve gelir, anne baba bir şey der, bana ne, beni doğurmasaydınız der. Artık doğru, bunlar yaşanan bir parçaları, doğru. Yani, sağlıksız bir aile olunca böyle bunları söylerler. İstekleri karşılanmadığında öfkelenirler. Öfken sakin, bağırma şeklinde geçiyorsa önemli değil. Ama şiddete döndüyse, hani bazı bilmiyorum rastladığınız. Çok. Bardak kırar, bilmem kendine. Onları yapması doğrudur. Yapsın, ağlar. Bunları yapsınlar. İşte bu tipler hayattan zevk almazlar. Ders çalışma, yani anne baba ders çalışın dememeli zaten. Dediği zaman onu ders yapmama anlamına getirir. Yapmaz. Çocukta aksi bir tepki oluşturur. Aksi bir tepki oluşturur. Kendini odaya hapseder. Elinde bilgisayar varsa bilgisayar. Telefon varsa telefon, onların içinden de seyrettiklerinden kendine bir kahraman seçer. Onların yapması, aynı onlar gibi hareket etmeye başlar. Yani dışarıda arkadaşların olsun, şuna olsun, buna olsun. Artık çocuk yalnız kalmıştır. Tamamen asosyal olmuştur. Tehlike çanları çalmaya başlar. Önce içine kapanır, sonra yalnız dünya... Yani dünyadan kopar. Depresyona girer. Madde bağımlılığı bekler. Şiddete yönelir. İntihara, en sonu da intihara gider. Dilim yani, varmadı sormaya. Evet. Çok yaşadık. Daha bir konuş Deniz Hanım'la. Son bir soruyu ortak soracağım zaten ikinize. Bu durum karşısında aileler ne yapmalıdır? Çocuğu, tabii bunu bilinçli aileler yapar da, dinleyeceksin, yargılamayacaksın, eleştirmeyeceksin. Zorlamayacaksın. Tabii ona karşı bir de dürüst olacaksın yani, hiçbir yalan falan konuşma. Çocukla senin arandaki güven eksik olursa iletişim kesinlikle, çocuk kendine inanmadı, beni... Hani halk tabirinde tiye aldın diyorlar ya, o anlama gelir, inanmaz. Yani bazen de çocuğun yerine geç. Kendinizi çocuğun yerine koy. Buna empati diyoruz. Yani o çocuk bana niye böyle davranıyor? Tabii bunu dedim ya, bilinçsiz kişiler düşünemez. Biz bunları anlatıyoruz. Bunları yapınca çocuk düzelmez. Çocuk ve aile bize gelecek. Yani biz onlara bir planlama yapacağız. Yani planlamamız var ya, ben böyle dedim mesela diyorlar ya,
Yapma. Heh, tamam bitti her şey. Ya bu olmaz. Aslında o yapmama bitmedi. Davranışını gösterme eğitimini alması gerekiyor. Yani bunlar için bizler 20 yıldır bunlarla uğraştık. Ama düzelttiğimiz çocuklar sahneye çıktığı zaman, ben müzikle ilgili söylüyorum. Onu gördüğüm zaman insan diyor ben yaptım bunu. Yani herkese söylemiyorum da. Yani onun, kendi içinde bir hafif. Onurunu ve gururunu tabii, kendi tabii. iç dünyanda yaşıyorsun. Tabii. Kazanmak hakikaten güzel. Hele de geleceğimizin umudu diye laf olsun, torba dolsun diye söylenmekten ziyade yürekten söylenen sözlerin söyledim. Hayata uyarlanması da özen gösterilmesi gerekiyor. Gösterilir çünkü bu bir davranış bozukluğudur. Yani davranış bozukluğudur. Genelde bu şeye hakim olan insanlar sağ alt beyni kullanırlar. Sağ alt beyin şunlara hakimdir. Yani halk dinde dedikodu çok yapar, küfür eder, kavgaya yönelik olur. Bu sağ alt beynin görevidir. Sol üst beyine geçiş yaparken insanlar öğrenip öğrenmeye merak ettiği yerdir. Ve sağ alt beyni daha geri dönmez. Yani ben geriye baktım, ben ne yapıyormuşum eskiden, yanlış yapıyormuşum gibi kendini eleştirdiği zaman o doğruyu bulmuş demektir. Daha yapmaz o şeyi. Yapmaz yani. Bir de çocuğu dinlerken çocuğa destek olsun diye. Senin inandırıcılığını görecek. Ha, haklısın. Ya öyle mi? Mimik hareketlerine de çocuğa destek vereceksin. O bir şeyi başardığı zaman bravo, aferin. Bir de çocuklarımızı, erkek çocukları çok küçük yaşta çok kucaklamak iyi değil. Ama onları söyleyemeyeceğim. O önemli. Evet, korkudan çocuk da sevemiyoruz artık. Uzak şey, ayrı bir konu. Çocukların mimiklerle de destekleyeceksin. Çocuk sana bakar çünkü konuşurken gözünün içine bakıyor. Annem benden dalga mı geçiyor bilmem, beni susturmak için. Hiçbir zaman çocuklar bir şey bilmiyor değil. Eğer etkileniyorsa onun içinde duygusal olarak dönüyor. Baba güçlüyse anneye yakındır biraz ama çocuk. Genellikle. Babadan korkar. Genellikle. Anneye yakındır çünkü. Anne çok daha hoşgörülüdür çünkü. İşte onun için diyorum ben kadınlarımız kendilerini iyi yetiştirdikten sonra adalet duygusunun tam yerine oturacağını biliyorum. Ben burada sizin bu anlatımlarınıza 20 Ekim 2021 tarihinde Türkiye genelinde zihin, zeka testi seviyesi sıralaması yapılmış, ölçümü yapılmış. Milyonlarca insan üzerinden Eskişehir birinci sırada eğitim seviyesi ve zeka seviyesinin yüksekliğinde. Tabii İstanbul, Ankara, İzmir takip ediyor, Aydın takip ediyor. Kendi yaşadığımız Ordu'dan bahsedeyim. Ordu 81 il içerisinde eğitimde de zeka testi sıralamasında da 48. Şimdi yani %50'ye yakın eğitim seviyemiz çok düşük hocam. Şimdi eğitimli insanlar hata yapmıyor. Yapıyor. Ama kültürelle birleştirdiğimiz, pekiştirdiğimiz zaman işte bu deminki davranışları, ben doktorun adam bıçakladığını biliyorum. Başkalarının da. Önemli olan o eğitimini şeyle birleştirmesi. Kültürel ve insani yapısıyla birleştirilmesi demektir. Bu da okuyarak. Tabii. Demin ne dedim ben size? Merakçı. Okuyacak, araştıracak. Bu arada kendi değişiyor işte. Merak ettiğin konu ne? Mesela insan eder, bir yasayı merak eder. Yasaların, kanun boşlukluklarının halk tarafından bilinmesi avukatlara fazla görev düşmemesi demektir. Yani hakimlere. Demek ki toplum gelişiyor demektir. Bu arada tabii şunu da söyleyeceğim. Biz bu görevi nerede yapacağız?
bir arkadaşım önerisine göre, yoksa ben Antalya, Çanakkale'ye aynı görev için gidiyordum. Bir arkadaşımın talebi üzerine Çet Dağları'nda sağlık hizmeti, Çet Dağı sosyal tesislerinde. Ünye'deki, İnkur'da Çet Dağı, Şamir'in, Şamir Turizm'e ait, evet. Sosyal tesisleri altında orada biz tümüyle sağlık hizmetleri vereceğiz. Yani bu ne zaman hayata geçecek? İşte şu anda hazırlıkları devam ediyor. İçeride bir reklama da geçilecek o konuda. Yani konu bu. Harika. Oradan kişi stresli ise stressiz çıkar. Tabii bazı terapiler kısa sürmez. Merkezde de bir kabul olması gerekecek. Onu da halledeceğiz. Bu arada hani atanamayan pedereciler olur, psikolog. Kabul olursa bizim bilginiz olsun. Tamam, buradan ilan edebiliriz. Bize yönlendirsinler. Biz programımızda sizi fazla yormak istemiyorum. Hem de izleyenleri yormak istemiyorum. Bir konu daha var ama. Son anonsumu yapmadan evvela buyurun. Pandeminin çocuklara getirdiği eksiklikler. Buyurun hocam. Eğitimde çok geri durdular. Ne yazık ki. Okumanın darbe çok kayboldu. Çok kötü oldu. Uzaktan eğitimi, artık uzaktan eğitim alıyorlar. Hani ne derece başarılı ama başarılı olan öğretmenlerimiz de var. Hocam bu pandemiye gelmeden evvela köylerdeki okulların kapatılıp taşımalı sisteme geçişi de pandeminin sanki... Gelişini mi diyorsun? Yani... O bir eğitimde bir eksi. Yani hani nasıl köy enstitüleri... Çocuk uyurken çıkıyor, arabada uyuyor, derse gittiği zaman da ayrıncaya kadar ders bitiyor zaten. Bu aileleri de etkiliyor. Aile 8'de işe gidecekti, kalkıyor 5'te çocuğun kalmasına. Yani bu şeye benziyor, köy enstitülerinin kapanması. Aynı gibi. Şey, köy okullarının kapatılması da köyde okul, öğretmen, muhtar üçlüsünün köyün gerçekten devleti temsilde... Çok önemli bir husustu. Taşımalı eğitime geçilince pandemi de üzerine bunun tuz biber oldu diyebilir miyiz? Evet, işte onun için diyoruz ki yine üstüne basa basa sürüyorum. Kadınlarımız kendilerini geliştirsin, biz erkekler ondan doğuyoruz. Biz de şanslı oluyoruz. İyi bir anneden doğmak ayrıcalıktır. Tabii. Ve bu devletin de kalkınmasında büyük rol oynar. Ha devletin neyse girmeyelim o konuya. Siyasi oluyor. Beni daha süreceğiniz bir yer yok. Teşekkür ediyorum. Saygıdeğer izleyenler, son sorumuzu her iki Deniz ismini taşıyan uzmanlarımıza ortak soracağım. Son olarak her ikinizle birlikte soruyorum. Ailelere, biz dedelere, ebeveynlere bu güzel ahlaklı, vicdanlı çocuk yetiştirmede önerileriniz nelerdir? Önce sizden alalım, son olarak anne, baba, ebeveynler, dedelere de gelin. Tamam. Biz korkudan çocuk sevemiyoruz kardeşim artık. Aslında anne, baba, dede, en büyük şey çocuklarımızın da en çok ihtiyacı olan şey sevgi. Sevginin ben aşamayacağı hiçbir kapı olduğunu düşünmüyorum. Sevgi vermeliyiz çocuklara. Bu dünyanın ne kadar güzel olduğunu göstermeliyiz, güzellikleri göstermeliyiz. Sevgi bence çocuklar için en önemli faktör. Size teşekkür ediyorum. Buyurun hocam. İyi konu. Son sözüm. Sevgiyi de bilmek gerekiyor. Sevginin siz de onu açarsanız seviniriz hocam. Sevginin içinde doğayı sevmek var. Evet. Hayvanları sevmek var. Ne bileyim, insan ilişkilerinde, insanların yetişmesinde barışı kabullenmek var. Ama sadece sözlükle olmuyor. Bir insan diyor, ay seni çok seviyorum. Öbür taraftan bakıyorsun, sevdiğin adama silah çekip vuruyorsun. Yani. O sevmek yani. Sözde kalıyor. Bunu da dünyanın en mükemmel akıl sahibi canlısı yapıyor ya. Tabii. İnsan yapıyor ya. Antalya'da kemerden bir yere gidiyor, orman yapmışlar. Bekçi sayısını artırıyorlar.
Hiç gerek yok. Okullarda bunun ormanın faydalarını bilmem nelerini öğretirseniz o çocuk onu alır, bilir. Ha bazen siyasi mi yakıyorlar, ona da devlet tedbirini alsın. Bizim çok yere bekçi koymak değil. O şeyi öğretmektir. Hocam, sohbetimiz esnasında Ünye'nin iyi işletmecilerinden Oruç Reis ile Şahmer Turizm kurucu ve işletmecisi Hüseyin Şimşek kardeşimizin Şahmer Grup adı altında bir süre evvel Ünye'ye kazandırdığı İnkur mevkiindeki Çet Dağı'nda bu konuyla ilgili bir laf ettiniz. Evet. O anonsu buyurun ekrana söyleyerek kamuoyuna siz söyleyin. Ben sizden evvela Ünye'ye o güzel tesisi kazandıran şahsiyetleri Şahmer Grup yönetiminde kutluyorum. Siz de orada hayata geçirilmesi planlanan şeyi söyleyin. Velilere, ebeveynlere seslenin. Buyurun hocam. Bu tesis, bu sosyal tesis bizim için de doğayla birleşik olduğu için çok önemli. Çok yani bizim için de siz önemli. Direkt ekrana söyleyin hocam. Eğer bu çalışmaları başarırsak ki başka yerde başarmak zorundayız hocam. Başarmak yani zorundayız. Kişiler de bunlardan sonuçlarını alacaktır. Biz gerekli personelleri şu anda şey yapıyoruz, arıyoruz. Tabii konuşmamız gerekiyor, değerlendirmemiz gerekiyor. En iyi hizmeti nasıl vereceksek insana onu oluşturmaya çalışıyoruz. Çet Dağı'ndaki bu tesislerde gerekli donanımlarını yaptıktan sonra belli bir reklama geçiş, ondan sonra kayıtları alacağız. Burada haftalık dönemlerle kalacaklar. 7 gün, 6 gün, 6 gece 7 gün kalmış olacaklar. Burada tabii çocukları veya varsa ile hiperaktif değil, genel psikolojik sorunları. Onlara önce bir tespit edeceğiz. Ondan sonra çalışmalarımızı yapacağız. Bu çalışmalar tabii ikinci haftaya kalan olabilir ya da biz bunun için merkezde bir yer açmamız gerekecek. Orada devam edebilir. Bu sonuçları biz çocukları hayata döndürmeden bırakmayız. Yani amacımız o zaten. Görevimiz de o. Bizden sonraki gelecek çocuklarımıza iyi bir ülke, Ünye ve dünya bırakmak istiyorsak sizin dediğinizi mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Ben her iki konuğuma teşekkür ediyorum. Ancak bu arada saygıdeğer yönetmenime size bir sürprizim olacak demiştim. Saygıdeğer izleyenler, bizim konuklarımızla beraber sizlerle canlı yayında buluşmamıza katkı sağlayan Ünye Moda TV yönetmeni Alev Yiğit Yılmaz kardeşimi uygun görürse kamera arkasından tanımıyorsunuz. Sizlere Ünye'yi gösteren kimdir? Onu uygun görürse masamıza çağırıyoruz. Sadece görünsün bizimle yeter. Buyurun efendim. Dostluk şarkısını söyleyeyim. Şimdi bak, onu kardeşim. Gösterelim. Ondan sonra son vuruşu sizden yapacağız. Evet, saygıdeğer izleyenler, yönetmenimiz Alev Yılmaz. Yiğit'ini kendisi eklemiş. Ben Yiğit biliyordum ama Yiğitler Köyü'nden olduğu için Yiğit ismini de koymuş. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Evet, saygıdeğer izleyenler, seçenler, seçilenler programının sonuna geldik. Programımızı müzisyen, teknik adam ve uzman kardeşimiz Deniz Şafak Bey'in müziğiyle kapatmak istiyoruz. İyi seyirler efendim. Bir dahaki programda buluşmak umut ve dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın ama Murat Taylan'ın dediği gibi yalanlara kanmayın.
Evet hocam, söz senin. Saygıdeğer yönetmenim, isterseniz yine bir denizlere dalabilirsiniz. Of, hocam ne yaptın sen? Kışına bağlana yılların dostu, dostum, 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 ben seni canım. Kışına bağlana dostum, 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 dostum,